Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarım üreticileri fiyat endeksini açıkladı Şubat ayı. Yani çiftçi ürünlerine ne kadar zam yaptı, bunu gösteren bir veri. Şubat ayına göre yıllık %68,5'u bulmuş çiftçinin ürettiği her tür bitkisel, hayvansal ürüne yapmış olduğu zamlar, fiyatlar yıllık %68,5'a gelmiş. Bir önceki ay 50 küsürdü. Demek ki Şubat ayında üretilen sebze, meyve, diğer tarımsal ve hayvansal ürünlere bir 10 puan daha zam yapmış çiftçi. Şimdi bu ilk elde yüksek gibi görünebilir, %68,5. Fakat bunu tabii çeşitli parametrelerle kıyaslamak lazım. Bir kere biliyorsunuz bu tarım üreticisinin fiyatları. Sanayi üreticisinin fiyatları ise ÜFE, üretici fiyatları endeksi olarak açıklanıyor. Ve her ay TÜFE ile beraber açıklanıyor. Ayın üçünde ya da dördünde. ÜFE sanayici fiyatlarının artışı %105. Bakın %105 sanayi fiyatları, tarım fiyatları %68,5. Demek ki arada dehşetli bir makas var. Tarım fiyatları hala sanayi fiyatlarının çok çok altında. Şimdi TÜİK tabii başka bir gösterge üretiyor biraz gecikmeli olarak. Tarımın kullandığı girdilerin fiyatlarını da takip ediyor. Nedir onlar? Mesela başta mazot, gübre, ilaç, yem yani sanayiden tarımın satın aldığı girdiler. Bunların fiyatlarını da takip ediyor. Biraz gecikmeli takip ediyor. En son Aralık ayını vermişti. Aralık'ta TÜFE artışı %36 idi. Buna karşılık girdi fiyatları 45'ti. Yani orada da 10 puanlık bir makas vardı. Şimdi de sanayici fiyatlarıyla kıyaslarsak tarım fiyatlarını arada neredeyse 40 puanlık bir fark var. Yani sanayi fiyatları tarım fiyatlarının çok önünde gidiyor. Bakın sadece mazotla kıyaslasak Şubat ayı itibariyle mazotun fiyatı yıllık ne kadar arttı? Tarım fiyatları, üreticinin fiyatları ne kadar arttı? Mazottaki Şubat ayı itibariyle artış %131. %131. Buna karşılık tarım üreticilerinin fiyatları %68,5. Düşünebiliyor musunuz? Yani mazot fiyatlarının artışının çok çok altında. Yani neredeyse yarısı düzeyinde ancak tarım fiyatları artabilmiş. Kuşkusuz tarım fiyatlarının içinde fiyatlarını daha doğru dürüst artırabilenler var. Mesela sebze fiyatları %112 artmış. Tahılda, evet, buğdayda artış var. Fakat bunlar istisnai. Genel olarak hakikaten çiftçi ne kadar fiyat ayarlaması yaparsa yapsın, yani maliyetleri fiyatlara ne kadar yansıtabilirse yansıtsın, yine girdi fiyatlarının altında kalıyor, sanayi fiyatlarının altında kalıyor ve tarım yapmak giderek cazibesini yitiriyor. Dün galiba, evet dün Binali Yıldırım sahneye çıktı. Çiftçiye üretin üretebildiğiniz kadar devlet arkanızdadır dedi. Tabii çiftçi herhalde bıyık altından güldü. Neyle üretiyorum? Hangi parayla üretiyorum? Üreteceğim şeyin fiyatının ne olacağını biliyor muyum? Gübredeki, düz gübre dedikleri gübredeki yıllık artış %172. Genel olarak %152 gübrede. Yani gübre atamayacak duruma getirdiler çiftçiyi. Keza işte mazot %131 yıllık artış. Ve çiftçi için en ufak bir düzenleme yapılmıyor. Ve bununla baş etmesi isteniyor. Yem fiyatları, ilaç fiyatları, tohum fiyatları bunlar hakikaten yanına yaklaşılmaz durumda. Ve çiftçi bu durumda ne yapıyor? Çiftten çubuktan uzaklaşıyor. Hakikaten uzaklaşıyor.
Şimdi sadece demin buğday ekim alanlarına baktım. Buğday ekim alanları son 20 yılda %30 azalmış. %30 azalmış. Yani niye buğday ithalatçısı durumuna geldi Türkiye? Çünkü ekmiyor, uzaklaşıyor çiftçi. Buğday ekim alanları %30 azalınca mecburen ithalata başvurmak durumunda kalacaksınız. Bir de şöyle şeylere öykünmüşsünüz. Buğday ithal edelim, içeride un fabrikaları una çevirsinler, ihraç etsinler. Tabii dövizin ucuz olduğu zamanlarda kurulan bu hayal, şimdi dövizin fiyatının arttığı durumlarda yerle eksen oldu. İşlemiyor, çalışmıyor. Yeterlilik, ürün yeterliliği açısından gerçekten kritik yerlerde Türkiye. Buğdayını kendisi yetiremiyor. Yani ürettiği buğdayla dönemiyor. 10 puan eksiği var. Dolayısıyla bu 10 puan eksiği ithal etmek durumunda kalıyor. Çeşitli ürünlerde farklı, mesela ayçiçeğinde 40 puan eksiği var. Yeterlilik açısından bu 40 puanı ithal etmek durumunda kalıyor. Değişik ürünlerde farklı, yani tarım ihmal edildikçe, destek azaldıkça, çiftçi küstürüldükçe yeterlilik düşmeye başlamış, ithalat ihtiyacı baş göstermiş. Dövizin ucuz olduğu zamanlarda bol keseden yapılan ithalatla durumu idare etmiş AKP. Ama döviz fiyatları artınca artık bunu ithal etmek boşluğu, eksiği, yetersizliği ithalatla karşılamak da çok zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor ve dünyada tarım fiyatları hızla artmaya başladı bu Rusya krizinden itibaren. Dolayısıyla yükselen dövizle beraber ithal etseniz bile durumu kurtaramayacak hale geldiniz. Tarım bu anlamda belki de gıda krizi yaşayabilir bu ülke. Böyle bir noktaya gitmemek için öncelikle ve öncelikle ele alınması gereken bir alan. Yeniden planlanması, yeniden yol haritasının çizilmesi gereken bir alan. Aksi takdirde hakikaten gıda fiyatlarıyla baş edemeyiz. Yani Şubat ayı itibariyle yıllığı %65'i buldu gıda fiyatlarının. Ama göreceksiniz Mart-Nisan ayında %70-75'lere ulaşmış bir gıda fiyat artışı ile karşılaşacağız. Ve bırakın alt sınıfları, orta sınıfların bile sabah akşam konuştukları, yakasıldıkları bir alan oldu gıda fiyatlarındaki artışlar. Bunun temelinde tarımın çökmesi var. Tarımın ayağa kaldırılması gerekiyor.